Merhaba. 1 Kasım seçimlerine artık çok kısa bir süre kaldı. 23 gün sonra seçmenler sandık başına gidecekler ve Türkiye'nin kaderini belirlemeye çalışacaklar. İşte bu 23 günlük sürede siyasi partiler de artık son kozlarını oynamaya başladılar. Liderler meydanlara çıktılar ve seçmenlerle buluşuyorlar. Seçim vaatlerini aktarmaya, anlatmaya çalışıyorlar. Yine bu seçimde de 7 Haziran seçimlerinde olduğu gibi seçim vaatleriyle ön plana çıkan partilerden biri Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yine ekonomik vaatler ön planda. İşte şimdi hem bu ekonomik vaatleri hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomiye bakış açısını hem de gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli bir kurmayı yayın konuğumuz Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok sağ olun. Seçim beyannamesi üzerine uzun bir mesai harcadınız. Seçim beyannamesine geçeceğim ama izin verirseniz önce sıcak gündemle başlayalım. Rusya ile yaşanan bir kriz söz konusu. İki kez hava sahası, Türk hava sahası ihlal edildi ve onun üzerine yaşanan gelişmeler var. NATO'dan bugün bir açıklama geldi. Türkiye'nin yanında oluruz. Türkiye savaşa mı çekilmek isteniyor? Nasıl görüyorsunuz gelişmeleri? Öncelikle tabii hani savaşa çekilip çekilmeme konusunun ne kadar hassas bir şey olduğunu anımsatarak başlamak gerekiyor. Burada da bir sağduyu ve devlet adamlığı göstermek gerekiyor. Ülke içerisindeki yaklaşımın, yönetim yaklaşımının bir uzantısı esasında bugün ortaya çıkmış olan tablo diye düşünüyorum. Maceracı bir dış politikanın esasında dışa vurulduğu bir alan daha ortaya çıkmış oldu. Türkiye'nin yeniden dış politikasını tasarlaması ve gerçekten bu bölgenin güçlü ülkesi haline dönmesi gerekiyor. Daha bence şu anda altı çizilmesi gereken şey yapılmış olan açıklamalar. Biliyorsunuz hani Rusya'dan gelen bu hava sahası ihlali sonrasında üst yönetimi Türkiye'nin bu hava ihlali karşısında ekonomik tehditler savurmaya başladı. Bu demin söylediğim hani ülke içi yönetiminin bir dışa vurumu derken hangi şirketin yaşayacağına, hangi ekonomik faaliyetin devam edeceğine karar veren bir devletçi yaklaşım burada da kendini gösteriyor ve bir tehdit hissedildiği anda iyi o zaman Akkuyu gibi bir projeyi yani biz de vazgeçeriz denebiliyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akkuyu Ruslar yapmazsa başkaları yapar sözleri gerçekten bugüne damgasını vurdu. Bir devlet anlaşması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen bir anlaşma. Bu mümkün müdür? Böyle bir olasılık var mıdır? Tabii ki mümkün değildir ve bir kez daha Türkiye'nin nasıl yönetildiğine dair ve özellikle iç siyasetin ötesinde dış politikaya da yansıyan bu yaklaşım Türkiye açısından çok tehlikelidir. Meclisten geçmiş, resmi bir protokol, iki devlet arasında anlaşma imzalanmışken bunun bir hani tabii ki karşılıklı anlaşmalar yeniden değerlendirilebilir ama bunların böyle tehditkar ve sanki tek taraflı vazgeçilebilirmiş gibi sunulması esasında ülke içerisindeki yönetimin de bir uzantısı olarak gözüküyor. Bu açıdan da bizim için de bir tehdit olduğunu unutmamamız gerek. Peki. Geçelim seçim vaatlerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Önce Türkiye sloganıyla hareket ettiniz. Önce Türkiye'yi önemsiyorsunuz, bu sloganı önemsiyorsunuz ve bu seçim vaatlerini gençlere adadınız. Bu kez gençler de ön planda. Nasıl karşılık buldunuz? Önce öyle başlayalım. Seçim vaatleri açıklandı. Nasıl bir karşılığı var? Çok tabii Cumhuriyet Halk Partisi açısından çok olumlu bir hava estiğini vurgulamak gerekiyor. 7 Haziran seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye siyasetinde önemli bir değişime yol açtı. 7 Haziran seçimlerine giderken Türkiye'nin sorunlarını konuşan ve sorunlara alternatif çözüm önerisi getiren yani bir hikayesi olan tek bir parti vardı. O da Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Bu seçimde bir kez daha bunu görüyoruz. Hatta diğer partilerin yani kendi hikayeleri olmadığı için bizim daha önce sunmuş olduğumuz hikayeyi de kendilerinin de sahiplendiğini görerek esasında Türkiye'nin ortak aklı olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlendiğini siyasi arenanın kendisinde görüyoruz. Hani ben sokağa gittiğimde değerli vatandaşlarımıza bir araya geldiğimizde zaten o hissi alıyoruz ama bu siyaseti değiştirebilmek gerçekten Türkiye açısından çok önemli ve kritik. Siyasetin etnik kimlik, inançlar ve yaşam şekli üzerine sıkıştırılmış olduğu bir Türkiye'den gerçek sorunları konuşan bir Türkiye'ye dönüşümü sağlayan parti Cumhuriyet Halk Partisi oldu. İşte önce Türkiye demek esasında bu demek. Önce Türkiye, Türkiye'nin sorunlarını tespit eden ama şikayet etmeyen esasında koltuğunun sorumluluğunu yerine getirip bir devlet adamlığı göstererek
sadece sorun tespit etmeyip çözüm üreten bir yaklaşım. Bu önce Türkiye demeyi gerektiriyor. Tabii önce Türkiye dediğiniz zaman da çok genç bir ülkeyiz biz. Önce Türkiye diyorsak eğer, o zaman önce gençlere seslenmemiz gerekiyor. Ve çok açık bir çağrı yaptı Sayın Genel Başkanımız. Siyasete gelin, çözüme ortak olun dedi. Bu da Türkiye siyasetini dönüştürecek önemli bir adım diye düşünüyoruz. Ve önce Türkiye derken 7 Haziran'dan bugüne Türkiye'de önemli bir değişim olduğunu hatırlayalım. Her sabah çok acı haberlerle uyanıyoruz. Paha biçilmez gençlerimizi kaybediyoruz. İşte bunun için önce genç demek gerekiyor. Yeni ortaya çıkan makroekonomik veriler genç işsizliğin arttığını gösteriyor. Bunun için önce Türkiye diyorsak önce gençler dememiz gerekiyor. Ve gençlerimizin kaygılarının arttığı bir dönemden geçtiğimiz bütün anketlerde gözüküyor. Onun için önce Türkiye diyorsak gençlerle dememiz gerekiyor. Bu mesajda yankı bulmuş gözüküyor. Şimdi somut önerilere geçecek olursak, tüketici kredisi ve kredi kartı borçlarının faizlerinin en az %80'i silinecek. Ki Kemal Kılıçdaroğlu bunu beyanameye açıklarken, bakın %80 demiyorum, en az %80'i silinecek ifadesini kullanmıştı. Asgari ücret 1500 TL olması, emeklere 2 ikramiye, aile sigortası, çiftçiye mazot 1.80'e çıkartıldı. Bu döviz kurundaki oynama nedeniyle bildiğim kadarıyla. Taşeron işçilik son bulacak ve SGK primleri gelir idaresi tarafından toplanacak. Ki buna da Kılıçdaroğlu bürokratik devrim nitelendirmesi yapmıştı. Şimdi tüm bu vaatler, kaynak, 7 Haziran'da da bu sorulmuştu. Kaynağı var mı bunların? Herhalde artık sorulmayacaktır. Çünkü iktidarın kendisi de çok benzer bir programla ortaya çıktı. Demin söylediğim o ortak aklın iktidar koltuğunda oturanları da uyandırmış olmasından tabii memnuniyet duyuyoruz. Önce Türkiye diyorsak Türkiye için gereken önemli bir adımdır bu. Bizim olduğumuz noktaya gelinmiş olması sevindirici hakikaten. Biz 7 Haziran'da da söylemiştik, Türkiye'nin kaynağı var. O kaynağın nasıl kullanılacağına dair bir tercih yapılıyor. Biz net bir tercih ortaya koyduk. Mesele kaynak değildir. Başka gerçek meseleler vardır. Vatandaşımızın geliri düşük, yeterince büyüme yok ekonomide, işsizlik artıyor, emeklilerimiz zor durumda, gençlerimiz kaygılı. Gerçek sorunlar bunlar. Esas sorun kaynak sorunu değil. Biz bunu 7 Haziran'da da söyledik. Şimdi öyle gözüküyor ki zaten bu gerçek. İktidar tarafından da kabul edilmiş, hatta şu itirafı yapmış oluyorlar aynı vaatleri sunarak, esasında bir kaynak sıkıntısı olmadığını sağ olsun CHP bize gösterdi demiş oluyorlar. Daha da önemlisi, doğru sorunları tespit ettiğimizin de ve bir iktidar programıyla hazır olduğumuzun da göstergesi bu dönem aynı konuları konuşuyor olmamız. Türkiye'nin bir kaynak sorunu yoktur. Şunu da vurgulamak gerekiyor, tabii ki siyaset birbirimize karşı bazı noktalarda bazı konuları konuşmayı gerektirir ama doğru konuşmayı gerektirir. Bizim bütçemizle ilgili bir burada açıklanmış olan bir rakam oldu son iki gün içerisinde, evet, hükümet tarafından. Ali Babacan'ın açıklaması. Evet, evet. Sizin oturduğunuz koltukta dün Ali Babacan, eski başbakan yardımcısı Ali Babacan oturdu ve aynen şu ifadeyi kullandı. Diğer partilerin vaatlerinin toplamı bütçenin %9'una denk geliyor. Bu vaatler uygulanmaya konulursa Türkiye yeniden kriz günlerini yaşar ifadesini kullandı. Kendi vaatlerinin ise bütçenin %1'ine denk geldiğini ifade etti. Biz bütçeyi yönetmeyebiliriz, 13 yıldır bütçe yapıyoruz dedi. Sizin de hükümet olamayışınıza aslında burada bir vurgu yapmış oldu. Ne dersiniz bu eleştirilere Ali Babacan? Şimdi bir gün sonra bu koltukta oturuyor olmak koltukların değişebileceğinin esasında bir göstergesi. Onun için bunun da olumlu bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi diğer partiler derken acaba bütün partileri bir araya toplayıp mı hesap yapıldı bilemiyorum. Çünkü ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin programını biliyorum ve zikredilmiş olan %9'luk rakam doğru değil. Yani 150 milyar, hatta bir açık arttırmaya çıkılmış gibi gözüküyor. Ardından Sayın Şimşek çıkıp 180 milyar gibi bir rakam da ifade etmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nin programıyla ilgili. Bu rakamlar doğru değil. Lütfen dürüst siyaset yapalım. Birbirimizle ilgili de konuşacaksak doğruyu konuşmak Türkiye'yi bir adım ileri götürecektir. Biz o zaman da söylemiştik, vaatlerimizin toplamı Türkiye üretiminin %2.97'sine denk geliyor. %3'e yakın bir rakam. Yani şunu söylemiş oluyoruz. Türkiye 100 liralık bir üretim yapıyor. 3 lirasını yeniden dağıtarak daha iyi bir ekonomik düzene geçmesi mümkün. Sadece büyümesi değil, insani olarak gelişmesi mümkün dedik. Bir hedef koyduk ortaya ve bu kaynağın varlığı şu anda kabul edilmiş oluyor. Bir kez daha anımsatalım, 150 milyar doğru bir rakam değil. Zannedersem bütün partilerin bildirgeleri biraz özensizce bir araya getirip toplu bir rakam sunulmuş. Cumhuriyet Halk Partisi'ninki 57 milyar lira civarında.
bir paket ve bu pakette Türkiye'nin öncelikleri ışığında hazırlanmış bir paket. Daha önemlisi, evet, kamu maliyesi önemli bir alan. Mali disiplin çok önemli. Özellikle Türkiye gibi makroekonomik kırılganlıkları olan bir ülkenin mali disiplinden sapmaması gerektiği Cumhuriyet Halk Partisi'nin de öncelikli prensiplerinden biri. Fakat gerçek mali disiplin samimiyeti de gerektirir. Gerçek bir mali disiplin sadece son deklare edilen rakamın disiplinli gözükmesinde değil, Sayıştay raporlarının gelmesinde, denetlemenin yapılabilmesinde, hesap verilebilirliğin bir prensip olarak ortaya konmasında ve şeffaflıktan geçer. Şu anda Sayıştay raporları meclise gelmiyor. Özetlerden takip ediyoruz. Zaten bugün gelmiyor ama bir süredir gelmiyordu. İşte bunun için Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki, bakın bir kesin hesap komisyonu kuralım, meclis içerisinde kuralım. Ve bu komisyonun başına da ana muhalefet partisini getirelim. İşte ancak o zaman şeffaflık ve hesap verilebilirlik olacak. Ve Türkiye'nin çok özlediği karşılıklı konuşabilme ve beraber ortak akıl üretebilme kültürü ve gerçek mali disiplin ancak o zaman çıkabilir. Onun için biz burada da hazırız, varız. Kesin hesap komisyonunu kurup ana muhalefet partisine de yeni iktidar dönemimizde başkanlığını vererek bizi denetlemesini sağlayarak Türkiye'nin çok özlediği samimi mali disiplini de sağlayacağımızı sözünü buradan vermemiz mümkün. Diğer partilerin seçim vaatlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle AK Parti'nin asgari ücret vaadini 1300 TL'ye çıkartması. Nasıl görüyorsunuz? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7 Haziran'da Türkiye için doğru tespitler yaptığının ispatı esasında bu. Biz o zaman da söyledik. Asgari ücret Türkiye'de düşük. Şu anda 1000 lira 54 kuruş alıyor 5 milyon asgari ücretli çalışanımız. Ve biz şu hesapla yola çıktık. Bir kişinin asgari ücretten beklentisi nedir? Asgari ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir ücreti alması demektir. Asgari ihtiyacınız ne? Karnınız doyacak, barınmanız olacak, mümkünse ulaşımınızı sağlayacaksınız. Şimdi yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Tek bir erkek, eğer evde bakması gereken kimse yoksa, ihtiyaç duyduğu, çalışırken ihtiyaç duyduğu kaloriyi karşılamak için, işine gidebilmesi için, barınmasını sağlaması için minimum 1500 liraya ihtiyacı var. Hadi onu geçelim. Açlık sınırı, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı sadece aç kalmaması için ihtiyaç duyduğu para 1391 lira. Şimdi bu koşullarda asgari ücretin 1000 lira olması kabul edilemez. Biz bu rakamlara bakarak bir bilgi yolunda ilerleyerek 1500 lira olmasını öneriyoruz. Ve daha önemlisi, bu 1500 lirayı önerirken işverenin üzerine bunun bir yük getirmemesinin de Türkiye ekonomisi için önemli olduğunu söylüyoruz. Evet, ya işverene şunu söylüyoruz. Devlete vermesen vergiyi, biz orada 9 milyar liradan feragat edebiliriz. Bizim 57 milyarlık paketimizin bir kısmı bu zaten. Sen lütfen dön o parayı çalışanına ver diyoruz. Burada hem çalışan kazanıyor, hem de çalışan daha iyi ücret aldığı için, daha verimli çalışacağı için işveren de kazanıyor. Yani Türkiye kazanıyor. Bunun ötesinde sigorta primlerinin de bir yük getirdiğinin farkındayız işverene. Bu asgari ücret artışından kaynaklı ek sigorta prim yükünü de biz işverenin üzerinden alacağımızı söylüyoruz. Yani burada temel bir farkımız var. Bir, AKP'yi asgari ücretin düşük olduğunu kabul ettiği bir noktaya getirmemiz Türkiye için bir kazanımdır. Burada bir eksik olduğunu onlar da kabul etmiş oluyorlar. Ama biz keyfe keder, popülizm olması için bir rakamla çıkmıyoruz. Aman diğer partilerden düşük yapalım, yüksek yapalım değil kaygımız. Gerçekten ihtiyaç ne? Ve Türkiye'nin ekonomisi dönüşecekse nasıl bir paradigma dönüşümü yakalayabilirizin hesabıyla yapıyoruz. Bunun istihdam sağlayan bir ekonomiyle de el ele gitmesi gerektiğinin farkındayız. 7 Haziran seçimlerinde ortaya koyduğunuz bu ekonomik vaatlerin ardından Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP bunları yaparsa Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veririm gibi bir ifade kullanmıştı. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu oy vermeye davet ediyor ama siz ne söylersiniz? Davet etmeye gerek kalmamış gibi gözüküyor. Öyle gözüküyor ki zaten bizim vaatlerimizin çok iyi olduğunu kabul etmişler. Herhalde oylarını verecekler. O cümlesinin başına bir cümle daha vardı. İzin verirseniz anımsatayım, gündeme çok uygun. Çünkü demişti ki eğer Cumhuriyet Halk Partisi bunun bir iyi ekonomik model olduğunu ispat ederse Nobel'e bile alabilir demişti. Biz Nobel'e aday değiliz. Allah'a şükür Türkiye'nin bilim insanları başka ülkelerde yaptıkları bilim faaliyetlerine Nobel ödülü alabilir haldeler. Gönül istiyor ki bize oyunu versin, söz verdiği gibi Sayın Şimşek. Ama gönül istiyor ki o Nobel ödülü araştırmaları da Türkiye'de yapılır hale gelsin. Bunu da buradan bir anımsatalım ve Sayın Sancar'ı bir kez daha tebrik edelim. Peki,
Şimdi 7 Haziran'da da siz bu ekonomik vaatleri ortaya koyduğunuz zaman seçmenden tam olarak karşılığını alamadınız. Beklediğiniz oy oranına ulaşamadınız. Şimdi eleştiriler yapılıyor. Deniliyor ki bu seçim vaatleri seçmene tam olarak ulaştırılamıyor. Tabanda karşılığı yok deniliyor. Bu kez Cumhuriyet Halk Partisi'nin stratejisi ne olacak? Seçmene nasıl ulaştıracaksınız? Çok kısa bir süre var önünüzde. 3 hafta gibi bir süre var. Nasıl ulaştıracaksınız? Maalesef Türkiye'yi acele bir seçime götürdükleri için bu tip sıkıntıları bütün partiler yaşıyor tabii. Bunun tabanda bir karşılığı olmadığı söylemine ben katılmıyorum açıkçası. Çünkü çıkış anketleri yapılmıştı seçim sonrasında 7 Haziran'da. Ve şunu çok açık gördük istatistiklerde. Seçmen bir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylediklerini duymuş. Yani bütün vaatlerle ilgili en az %80 bir duyulmuşluk var. İkincisi, hangi partiye oy verdiğinden bağımsız olarak ya bunlar uygulansa iyi olur diyen bir seçmen var. Ama Cumhuriyet Halk Partisi uzun süreden sonra ilk defa esasında seçmenin ihtiyaçlarına yönelik somut şeyler konuşur hale geldi. Bunun bir seçimde hızla seçmen davranışına yansımasını beklemek gerçekçi değil. Gönlümüzden geçiyor mu? Tabii ki geçiyor. Biz tek başımıza iktidar olmak istiyoruz ve bu hükümet programını uygulamak istiyoruz. Ama bu artan bir ivmeyle devam edecektir. Çünkü kulaklar bize açılmış, gerçek ihtiyacın bu olduğunu seçmen biliyor ve söylüyor. Ben bu değişikliğin yavaş yavaş gerçekleşeceği kanaatindeyim. Nitekim diğer siyasi partilerinde hepsinin, bakın diğer seçimde de ilk biz açıklamıştık bildirgeyi. Takip eden süreçte diğer muhalefet partileri de ekonomiyle gündeme gelmeye çalıştı. Şimdi iktidarın kendisi de evet ekonomiymiş sorun konuşalım diyor. Demek ki sorunda tespitinde bir sıkıntı yok. Burada bir şey anımsatmak gerekiyor. Seçmene ulaşabileceğimiz alanlar çok belli. Sahada ulaşacağız ama bir de böyle kanallar üzerinden ulaşacağız. Türkiye'de gerçekten bir basın özgürlüğü olduğundan bahsetmek mümkün değil. Bugünkü güncel haberler bir kez daha siyasetin basının özgürlüğüne açıkça müdahale ettiğini ve dolayısıyla biz ve diğer muhalefet partilerinin kanallarının çok daraltıldığını açıkça ortaya koyuyor. Yani ulaşamıyor olmamızdaki sorumlu biz değiliz, Türkiye'deki basın özgürlüğünü de sınırlandırmış olan bu siyasi yaklaşım. Buna da son vermemiz gerekiyor. Basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 149. Türkiye. Bakın ilk 10'a girme hedefi olan bir ülkenin demokrasinin dördüncü ayağı olan bir kuvvete özgürlüğünden arındırması gerçekten Türkiye'nin geleceği açısından endişe verici ve bugünkü seçim sonuçlarını da maalesef etkileyen bir duruma dönüşüyor. Son olarak ekonomideki dalgalanmayı da sormak istiyorum. Döviz kurlarında oynama yaşanıyor. Dolar bir 3'ün üzerine çıktı, şimdi aşağılara düştü. Daha önce şöyle bir açıklamanızı okumuştum. Sağlam bir hükümet kurulursa dolar istenilen seviyeye çekilebilir ifadesini kullandınız. Şu anda dolardaki oynaklığın temel sebebi siyasi istikrarsızlık yaratmış olan ve milli iradeyi hiçe sayıp tek kişinin iradesine Türkiye siyasetini hapsetmiş olan yaklaşımdır. Bunu bir veriyle söylüyorum. Bakın sene başından beri Türk lirası %35'e yakın değer kaybetti. Koalisyon görüşmeleri süresince, yani yaptığımız istikşafi görüşmeler süresince bizim önce Türkiye dememiz ve bizim sakinleştirici yaklaşımımızın da çok olumlu katkısıyla Türk lirası kendisine benzeyen para birimleriyle kıyaslandığında daha az değer kaybetmişti. 13 Ağustos itibariyle Türkiye'nin yeni bir seçime gitmesi yükümlülüğü ortaya çıkıp siyasi risk arttığı noktadan sonra Türk lirası %10 değer kaybetti bir ay içerisinde ve bunun ötesinde kendisine benzeyen para birimlerinde en çok değer kaybeden iki para biriminden biri oldu Brezilya ile birlikte. Demek ki esas mesele bir yönetimsizlik olması, kötü bir yönetim olması ve bu kötü yönetim maalesef 2-3 aylık bir hikaye değil. Türkiye 2013'ün Haziran'ında yazılmış olan 10. Kalkınma Planı'nı hala uygulamayı vaat eden bir hükümet ve iktidarla yönetiliyor. İktidar koltukları icra mercileridir, vaat mercileri değildir. 2013 Haziran'da yazılmış programı uygulamak için 2,5 yıl vardı. Dövizdeki oynaklık işte bu yüzden ortaya çıkıyor. İyi bir yönetimle, reform iradesi olan bir CHP iktidarıyla bunun düzelmemesi için hiçbir sebep yok. Çok kısa çünkü süremiz bitti. 7 Haziran'ın bir benzeri çıkarsa bu kez koalisyon
kurulabilir mi? Ya da tek başına iktidar hedefiniz, iddianız var mı? Tabii ki hedefimiz ve iddiamız her zamanki gibi tek başına iktidar. Ama önce Türkiye diyen yaklaşım, Türkiye'nin milli irade sonuçları ne çıkarsa ona uygun olarak Türkiye'nin ihtiyaçlarını giderecek bir yaklaşımda biz yine sağduyulu ve liderimizin gösterdiği devlet adamlığı önderliğinde işimize devam edeceğiz. Peki. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. 1 Kasım seçimlerine giderken Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomiye bakış açısını ve seçim vaatlerini konuştuk. CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke ile ve özel röportajın sonuna geldik. İyi günler.